Hızınıza birinci maçla başlıyorum. İlk maç cross. Capture'a geçelim. Şuradan chat'e yana atalım. Kanka senden manyak spor spiker olur vallahi diyorum. Age of Legends ya. Bu üçüncülük dördüncülük maçı evet. Hemen şuraya güncelleyelim. Bir four legs şablonunda bir mi? Aynen öyle. Four Legs. Zaten Four Legs'le Cross aynı abi. Tek Bunun farkı balık isimleri. yoğunluğu azdı bir tek değil mi biraz? Küçük göller ve daha az. Yo Bildiğim iyiymiş. kadarıyla Fena isimleri definitif değil. geldikten sonra Four Legs'e döndü. Hiç fena değil abi. Orada bu şey bug'lı gibi çıkmış şurası. 1800 balık var. Burada 1800 yok. Bug'lı değilmiş. Sadece şekli garip gelmiş. Okey. Ekran değişmedi. Doğru dedin. Doğru dedin. Ben de oruçtan kaynaklı kafa gidiyor herhalde. Niye şey gelmedi? Capture hiç geldi. Benim kamerayı şuradan hemen ayarlayalım. Kamera da geldi. İyi, şimdi geldi. Evet. Üçüncülük maçı başladı arkadaşlar. Japon vs. Spanish. Ve spotçu hoş geldin. Hangi ırkı daha güzel buluyorsun abi? Ya Japon'u çok daha güzel buluyorum ben açıkçası ama işte dediğim gibi Spanish biraz daha böyle hedefe yönelik hani hızlı kısa bir oyunda bitirmek FC yapıp hani konklarla hızlıca bitirin gibi bir mantık ama kesinlikle üst seviye oyunlarda hani onu çok güzel herkes counterlar bence. O yüzden Japon çok daha mantıklı hani Fischer'ın hızı olsun, ünite çeşitliliği olsun. Bence Japon şu an avantajlı. Kick olarak ama. Şöyle olur. Yayın başlığında var bu arada. Deradlarla yapıyoruz. Oturan boğa ünlem Kokes diye bir komut eklersen o da güzel olur. Ben de bu arada Japon'u daha iyi buluyorum abi. Bu map'in bence en iyi ırklarından biri. Çünkü denizden çok fazla eko getirebiliyorsun Japon'la. Hızlı geliyor. Fişlerin ölmüyor. Onun dışında miningleri, lumberları 50 et, pardon, 50 et ne ya? Oruç benim kafayı vurdurmuş biraz. 50 Yok odunu yok oğlum. atıyorsunuz. Aynen. Bir de bugün baş ağrısı var bende biraz. Şimdi iftardan sonra kendime gelirim de iftara kadar. Aa bu ne sen misin diye 100 liralık sunucu oldum. Eyvallah kardeşim. Asko hoş geldin. Maç Sony Toprano finalde Kasva Kozmo. Sony vs Toprano. Yalnız Sony vs Toprano diye bir tık sıkıntı. Yanaklar makas almak. Gel al kardeşim. Lan mala yok lan utanacağım. Sony ve Sony Toprano aynı kişiler. Armanlar hoş geldin. Sonuçlar açıklanırken geriden başa mı doğru gideceğiz? Evet öyle yapacağız. Sonuç videosu vesaire her şey açık. Şey belli. Ben daha izlemedim. Beraber izleyeceğiz. Mehmet hoş geldin. Evet şimdi dediğim gibi Japon eğer early avantajı sağlayabilirse abi katılıyor musun bilmiyorum. Bu fişlerden yeterli avantajı sağlarsa Spanish'e karşı çok büyük üstünlüğü olur. Spanish de muhtemelen Castle Drop Kong tarzı bir oyun deneyecek. Yapabilecek mi? Bakalım. Evet son 5 kalmış. Ya işte Spanish çok belli ediyor ne yapacağını. Açıkçası o yüzden mesela Fatih Sultan Mehmet nasıl counter'ı? Feodal'i uzun tutup böyle Feodal'den hiç kafa kaldırmamaya mı çalışacak? Yoksa böyle güçlü ekonomiyle late'e mi odaklayacak? Bir şey ben merak ettim açıkçası. Ama mavinin map'ini beğenmedim bir tık. Çünkü Aynen. ben yani o gold'u Kayı önde. nasıl safe alacak bir gold önde. Safe'i Aslında nasıl alacak? arkada goldları var. Var evet. Aslında bir nasıl kapanacak? Bakalım. Aşı kötü gelmiş bence. Hani Spanish'e karşı en güzel defansı tavırla yapabilir gibi. Taş biraz sıkıntılı gelmiş. Map'in önü de çok açık. Ne düşünüyorsun? Map'in önü evet. Şurası aslında Mantıklı. kapatılır da burası çok sıkıntı işte. Buraya bir tavra ihtiyacı olacak. Ama şöyle bir durum var. Atilla da sanırım çağ hızı geçmeyi planlıyor. Bum aldı. Şimdi çağ bastı. Hatta Fatih Sultan Mehmet'ten daha hızlı geçti çağ. Gömleğin harika. Eyvallah. Gömleğin linki gelir. Maçlardan sonra yarınki yayında gömlekleri konuşuruz. Bugün biraz daha Şafak abiyle muhabbet şeklinde bir yayın olacak. Chat'te daha az ilgileneceğim. Neyse Çağatay bu arada kesen hareket. Prime'ın hayırlı olsun.
Teşekkürler. Turnuvanın hedefi abi bildiğin gibi 100.000 TL. Şu an 85.000 küsürdeyiz. Bir 15.000 TL eksiğimiz var. Bugün bol bol o 15.000'i toplamaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Final bundan sonra. Rakam hakkında ne düşünüyorsun abi? 100.000 olursak. Valla bence hedef çok güzel. Aha. Ve şimdiye kadar olan destek de güzel olmuş. Ama tabii tam ulaşılamaması değil mi? Aynen. Umarım gün içerisinde. Bugün benim ümidim çok ya. Community sağlam. Daha insanlar iftardan gelecek zaten. İftardan geldikten sonra final maçında bence 100.000'e ulaşırız. 2000 maçı benim tahminlerime göre Cosmonaut vs Sony Toprano. Ama tabii ki tahmin. Bu maçı Cosmonaut maçı mı düşünüyorsun? Atilla Cosmonaut diye düşünüyorum abi. Bu maçta da bir tık daha anlamamız kolay olacak. Biraz daha fikrimiz oluşacak. Ben bilmiyorum yok. Japon mesela ekonomi etkisini kullanmaya başladı bile çoktan. İki Lumber Camp falan da elinde verimli topluyordum. Toplar Eko'da da daha önde. Lumber Camp ve Mining'lerden de biraz Eko sağladı. Evet, artık kişi var. Bir çağdan da, çağ geç basmasından da kaynaklandı. Bir iş. 4 fişi var. Öbür tarafta da 4. fiş gelecek. Bir sneak görecek miyiz? Şu ana kadar sneak görmedik. Bir lane coin'lara geldi. Atilla map'ini kapatmaya çalışıyor sanırım şuralardan. Bu maç canlı mı? Hayır. Sadece final maç canlı. Her yeri volluyor şimdi tek tek. Çünkü stable infosunu şöyle gösterelim. Aldı. Atilla nereye saldıracağını biliyor mu? Atilla şu an nereye saldıracağını az çok kestiriyor. Aslında Atilla bence map'i açtıktan sonra hani altının önünde olduğunu gördükten sonra strateji değiştirmiş olabilir. Çünkü çok agresif bir oyuncuydu gördüğümüz kadarıyla. Bakalım bugün o agresiflik devam edecek mi? Geliyor. Archer range atıldı. Archer basmaya başlandı. Force kalır. Cevabı ne olmalı şu an? Milch FC bekliyordum ben Spanish'ten ama hiç alakalı. Evet, evet. Ki hani çok da FC bir oyunu değil. Değil, aksine Arabia gibi oynuyor iki oyuncu da. Hani evet, deniz evet, yokmuş tarzı. Evet. En azından böyle bir agresiflik içindeyken keza şeyden olmasa bile göllere gidilmesini beklerdim Japonlar en azından. Ya, kesinlikle evet ama olmadı. Bu skirmleri vesaire gördükten sonra Archer'in çeklenmeli mi diyecektim? Evet bir de direkt çok Feodor'a dönecek gibi şu anlıkta ama. Bu arada Archer'lar gelmeye başladı. Flashing'leri var. Şu an savunacak hiçbir şey yok. Tabii ki Quick Wall hariç. Quick Wall'lar yeterli bir savunma olacak orada. O çok etkili oluyor açıkçası. Ekonomisini koruyan bir şehirleşme yapmamış kırmızı. Hı. Ve de bu kadar Feodel'de kalmayı planlıyorsa Spence çok yanlış bir pick oluyor aslında. Orada hitli geçiyor. Güzel hitler vurdu. Bir hit daha vuracak mı? Vurmadı. Tis'ten çıktığı için. Bence de bu arada ama ben şey olduğunu düşünüyorum. Map'ten kaynaklı hani çok açık bir map gelmiş. Ondan kaynaklı strateji değiştirdiğini düşünüyorum. Biraz adaptasyon hani. Sadece Spence alayım, Kong basayım değil. Daha böyle farklı bir strateji değişikliği. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakayım? Bir adet sneak işi geldi. Daha doğrusu doka işi geldi. Sneak değil. Market geliyor. Çağlar hazır mı? Yani. Şeyin mavinin daha balanslı. Çağa yönelik diye yapıyorum. Ama şu an ordu miktarı olarak 8'e 11 yani. Orada bir açığı var mavinin. Ben tam tersini bekliyordum açıkçası. Feodal Fresi ve şey açısından. Şimdi Spanish daha etkili olması garip. Sandı anlatında 26 saniye idle tease'i var. Skirmler şu an çağını çok etkileyecek onun. Skirmlerde upgrade de yok. Upgrade olmazsa 5 archer aslında skirmleri kolay olabiliyor. Aa, evet, 5 archer vs 5 skirm. Scout'lar çok yanlış pozisyonda. Market kullanıldı. Atustan Mehmet market kullandı. Scout'lar dediğim gibi çok ters pozisyondaydı. Kötü bir mikro geliyor. Şu an gömleri verecek.
Atlarda defans yok, karşılarda atları çok kolay alacak. Kötü mikro Atilla'dan. Skirmlerin neredeyse Archer'lara hiti bile yok yani. 3-4 tane var. Kill yok yani. Aynen öyle. 5 Archer var demiştik. Bir tane Archer öldü şu ana kadar. O da en son vuruşta öldü. Bir Sneak Dog geldi. Normalde buraya atacaktı Dog'u. Japon'un gölüne gitti. Mesela tersini de bekliyor aslında değil mi Gökhan? Yani mesela Sneak... Japon'un gölüne Sneak atmak da biraz şey. Balıkçıları daha da... Ya almak ama lazım aslında ama... Dakika 18, 17. Evet, evet, o da doğru. Dakika 17'de bir tık şey, geç. Podcast yayın başında yazıyor Şafak abi. Beraber. Şimdi işçi kaçırdı. Herkese iyi seyirler. Ya şahsen ben Spanish olduğumda şeyi tercih ederdim. Diğer göl önce gitti ya. Orada mesela food ekonomisi bazlı. Hani adamı öldürmeye çalışmaktansa, çünkü hani dediğim gibi fisherları biraz daha sağlam. Ve kendinin ana gölü yani daha güçlü olacağını düşündüğüm için. Bir de şöyle bir şey var abi şimdi. Bir buraya geldi kaldı ama altında kaç iş var? Sıfır. Sıfır işlerine basacak. Yara geçmesi lazım hiç. Şu an gold'la teması yok değil mi? Yok vallahi şu an. Yani main gold'unu bile koruyamıyor. Evet. Burayı bile koruyamıyor. Bir tower'a ihtiyacı var. Tower'ı defansif atmıştı. Ha. Önde altın olan oyuncu şu an çok rahat baskıyı kuruyor. Arkada altın olan oyuncudan hiçbir baskı yok. Abi Attila Kozmonov değil bence ya. Hiç beklemem. Şaşırırım ya. Hı? İyi bir oynuyor abi. Öyle mi diyorsun? Şu ayrılık kısmı falan. İlk turlardan kaynaklı ben Kozmonov olduğunu düşünmüştüm de bu oyun... Öyle mi? Yani dünkü oyun da belki o hissiyattan vermedi. Oyun da sanki vermiyor. Tower geldi defans. Crossbow öbür tarafın çağı geldi. Crossbow bot kenara Kretleri geldi. Kozmonot değil, Kozmonov olabilir. O işçi dayanmaya çalışıyor. Orada scoutlar orada 1-2 alacak gibi. Fire'lar iş yapmadı. Şimdi belki iş yapabilir ama. Aslında hiç fena değil. Ama şöyle bir durum var abi, çağ basmadı çağ hala. Kötü. Gold çok kötü, evet evet. Eko setup diye bir şey yok. Çok fena, şanssız. Kozmodont. Kozmodont. Knight'lar gelmeye başlandı. Market atıyor. Çağ basmaya zorlayacak ama çağ basabilecek mi? Artıştır. Eğer burada Stonewall'larda başarılı olursa altın toplayıp çağ gidebilir ama yetişmeyecek dediğin gibi. Archer'lar geliyor. Burayı klik 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 yapması lazımdı. Onda da geç kaldı. Bir de Sneak gelecek şimdi Japon'dan. Burası açık hala. GG görüntüsü direkt. Oyun patlayacak gibi gözüküyor. Sayısı 42-39. Ya hala basmayan bir Attila var. Gerçekten çok kötü. Daha geliyor. Asker sayısı 3-4. Öbür tarafta 18 asker var. Sneak Dog geldi. Sneak Dog'a da cevap yok. 4 fiş, 5 fiş burada ölecek. Abi Sneak de değil böyle göstere göstere hani köşeye aynen, bile atmıyor. Aynen. Kozmonlat. Slash geldi. Ne yaptı ne etti. Bir şeyler al sat yapıp çağa bastı. Şimdi crosslar ne kadar etkili olacak burada. Şu noktaya gelirse aslında hiç Eko toplatmadan bekleyebilir. Ama şurası ideal. Mavi forward işçi gönderiyor mu abi şey base'ine doğru? Ne siege mi hiç yok. Yok şu an için bir şey yok. Forward'a gerek yok, yandan yapabilir. Bir tane var aslında. Oyunu nasıl yapıyor? Balistik alacak sanırım. Önceliği balistik. Sonrasında ne yapıyor? Oo, Double Üniversite. Yanlış. Ben farkında değilim. Double Üniversite eğitime önem veriyorum abi. Fatih eğitim Sultan önemli. Mehmet. Eğitim önemli dedi. Üniversite orada iki işçisini de kaybetti. En azından dokutu almamıştı ama bunu fark etmemesi bile inanılmaz acemilik. İleri doğru gidiyor. Bir kale denemesi gelecek. Abi of, çok kötü işler olacak. Bu tarafa doğru yapabilse, yapabileceğinden emin değilim, yapamayacak gibi ama özellikle basit geldikten sonra. Belki Spanish'in hani building speed sayesinde bir ihtimal ama işi çok götürüyor bir de. Kaç işçi gidiyor şu an? 20 işçi almış.
Haftalı giderken 5-6'sını kaybetse diyeceğim ama buraya evler gelecek. GG çok fena GG gelmiş. Nerede? Pelisaklar geliyor hatta. Çinerli arçıları dövüyor. Ve bir kale. Güzel bir kale mi? Şey kesmiyor. Odun da kesmiyor. TC'yi de kesmiyor. TC altını da kesmiyor ki şu an kaç iş var? 15 işe kadar düştü. Knight'lar geldi. Crossbow'larda balistik var. İşçiler var. İşçiler de saldırıyor. Sanki oyun GG gibi duruyor. Bakalım. Kale atsa bile arkada çok ekosu yok. 30 işçiye kadar düştü. Kale atılmak üzere. Kale atılmak üzere. Kale atılabilecek mi? Kaç işçi kaldı? 7 işçi kaldı. 98-99 Spanish olduğu için kaleye attı. Son bir işçisi 20 işçiye kadar düştü. Arkadan oluyor. Arkada şu an için bir atak yok. Lan olan önde oldu. O son işçiyi de öldürttü bu arada. O da kaleye giremedi. Konklar geliyor. Konklar oyunu temizlemeye, değiştirmeye gidişatını yeterli olur mu? Ekonomisi onu sustain edebilecek mi bakalım? Ne kadar konk basabilecek? Çile kıyık ol atmış ama bu işçi içeride bile değil. Olsa upgrade geliyor. Demezdi bence ya, o kaleye. Balistik de var yani hani crosslarda, o yüzden evet. Konkları kaçırmak falan. Almış upgrade geliyor. Balistik olmadığı için Archer kolay kolay geziyordu tinsi altında, şimdi pardon kale altında şimdi çıktı. Knight'lar Echo'da, Knight'ların defansı var mı yok. Belki defansa ihtiyacı var. Belki defansa almaya IPM'ini bile harcamayabilir. Bu oyun çoktan GG. Eko killet 39'da 4 yani. Çok acımasız bir farkla. Aynen öyle. %50 ekonomi farkı var neredeyse. Daha fazla. Yani toplam 3 konku var. Konk basmaya devam edecek mi? O da önemli bir soru. Çünkü şu an altında hep toplayamıyor. Gelen arçılardan kaynaklı. Sayısı 21. GG geldi Fatih Sultan Mehmet. Birinci maçı kazandı. Bu arada şuna Fatih Sultan Mehmet ilk maçı kazandı arkadaşlar. Yapmam lazım. Dediğin gibi büyük ihtimal map'in yapısı yüzünden öyle bir tavır değişikliğine gitti ama Spanish'te Feodal'i bu şekilde Skirm'le desteklemek biraz da ona büyük zarar verdi. Toparlayamadı yani. Ki altına da temassızı her zaman mahvetti Atilla'yı. Biraz map şanssızlığı vardı evet. Map'e odaklı oynamaya çalıştı ama sanki baştan stratejisi hatalı. Bu map'te şey ne kadar gider? Kong ne kadar gider? Tabii ki Kong iş yapıyor her yerde ama. Strateji. Yani de Feodal kötü bir kombatı vardı. Orada gerçekten Magnus çok kötüydü. Hani Skirmler'in Archer'lara doğru düzgün hit'i yoktu. O da çok kritik bir savaştı. Evet evet, orada da bir tık sıkıntıya girdi. Şimdi game 2. Game number 2. Jason. Güzel. Açkalı olabilir mi spoiler oynayan? Ünlem tahmin yazıp tahminlerinizi o siteden girip Discord'a atın. Hem kim ne demiş görelim. Hem de turnuva sonunda DLC dağıtımı olacak. İkinci oyuna geçebiliriz. Capture Edge ekranına geçelim. Migration. İkinci oyun geldi. Map'imiz Migration. Ben malum final olacak bugün. O yüzden bir tık hızlandırma taraftarıyım. Abi ne diyorsun? Tabii ki. Da bence kötü bir şey attı. Evleri kötü attı. Tam odunu evet. Kesecek şekilde. Görmeden atıyorlar tabii ki, öyle bir durum var. Evet. Ama sanki bu odunlar gözüküyor oyun başlangıcında. No. İş eksik çıktı. Toplam 6 çıkacak. Evet. Yok, toplam 6 çıkması lazım. Jason toplam 6 oyunla başlıyor arkadaşlar. 4 tane yayınımız var. Sorun yok map'te mi? Map'te bir sıkıntı. Admin'den şey gelmiş. Gelmişsin. 17.000'lik bir odun var bu tarafta. Öbür tarafta da 17.000'lik bir odun var. 200-300 fark edebiliyor. Chip yazışından tanıdım. Fatih Sultan Mehmet Oyakon'u var. Okey. Yanlış mı yazmış? Dikkat etmedim. J
Yok hayır, tanıdığı özellik çok şey yani. O kadar iyi tanıyor ki. Yok hani herkes ship yazmıyor mu? Herkes doğru yazmıyor mu? Ha evet. Vikingler bir fast castle. Bunu nereden anlıyoruz? Oduna çok kişi verdiyse daha fazla balıkçı basacaktır. Fast castle build'dir. Bu tarafta nasıl bir durum var? 6 kişi oduna verilmiş. Sanki burada fast castle alınacağı da fast fade var. İyi değil mi doğrusu? Doom geldi, çağ geldi. Evet. Atıttan Mehmet. Fedora hızı geçiyor. Hangi taktik sence daha iyi abi? Ve hangi ırk? Ya açıkçası ben çok böyle food ekonomisini denizden alacak şekilde girmezdim şahsi fikrimle. Hani migration deniz map'i gibi gözükse de yine de bir alan kapma mücadelesi. Otayı kazanma mücadelesi. Evet bence ama yani şahsi fikrim sen de şey yapıyorum. Yok ben migration'ı seven biri olarak söylüyorum. Migration'ı ortaya kazanmak gerekiyor. Migration'ı o halde de sevilmez yani, çok sevilmez. Benim favorim hep'im ya. Öyle mi? Tam strateji taktik. Evet çok şey yani, zamanlamalar çok önemli. Ne zaman bırakacaksın, ne zaman geçeceksin. Öyle öyle. Öbür tarafta 6 fişe kadar çıktı. Şimdi X'i alalım. Ya ben şahsen Fatih Sultanmehmet'in stilini tercih edenlerdenim yani bu tarafta. Feodal'de oynamayayım mı? Evet ve food'a çok yüklenmemek mesela. Yani işte daha çok navi işte. Donanma tarzı gitmek. Hı-hı. Ve şeyi gözlemlemek yani, hani o bölgeye yığmak savaşı. Şimdi 4 dok attı abi bir taraf. Öbür tarafta 2 dok var, hani 4. dok yeni gelecek ama 4 dok atılıyor. Bir de galeylerle mikrolayı fire alabiliyorsunuz. İtalya daha hızlı castle'a geçiyor bu arada haliyle. Castle'ın başında da bir tık güçlü İtalya deniz açısından ama oyun ilerledikçe, galey sayısı arttıkça ben Viking'i daha şey buluyorum, daha güçlü buluyorum. Çünkü ucuza basıyorsunuz haliyle galeye birikmek daha kolay. Ama oyunun çok ilerleyen safhalarında deniz bittikten sonra ortadaki fight'ta da sanki İtalya daha güçlü. Şey açısından da... Relik sayısı efendim abi? Ya bir de şey olayı var ya, hani birebir oyunun game'lerin hepsinde reliklerin ayrı bir kritikliği var ve bütün relikler şeyde. Ana adada, evet. Fast Castle ben ne bileyim, gerçekten daha şey geliyor bana her zaman. Bakalım çok tam anlamıyla iki farklı taktiğin mücadelesi aslında dediğim gibi. Aynen öyle. Dün Atilla bir Fast Castle'ımsı, aslında Feodal hızı geçmişti de Kesa da yine. Dün Atilla İtalya gibi oynamıştı. Aslında dünkü oyunun bir kopyası gibi oldu. Atilla Migration'da kaybetmişti. Kaybettiği oyunun taklidini yapmış gibi düşünebiliriz. Borgal upgrade'i geliyor. Fire sayısı şu an Fatsutan Mehmet'in 5. Öbür tarafta 11 galeye var. Fire basılmasını ben sadece doğru bulmuyorum. Neden diye soracak olursanız, demo bastığınız zaman fire'lar çok çabuk ölebiliyor. Halle fire oyunu bir tık hatalı geliyor bana. Mainland'de nasıl bir counterlama olacak acaba? Çünkü şeyde önlü olduğunu biliyor Fatih kesinlikle. Land'de. Hı hı. Ekibinden önce geçtiğini düşünüyordur, evet. Burada şey vardı bir ara hatta. Karanın önemini öyle söyleyeyim. Hera'ydı sanırım. Şey yapmıştı, Feodal'a hızı geçip denizde hani fire'larla defans yapıp ortaya şey basıyordu. Scout artı sürekli işi taşıyordu. Ortada full scout gezdiriyor, rakibini ortaya sokmuyor. Rakibi ondan önce sürekli çağlıyor denizden kaynaklı olarak ama ortaya bir türlü giremediği için kaybetmişti. Fight başladı. Demo var orada bir tane. Demo ortaya güzel vurur mu? Vurdu. Borgale upgrade'i geliyor. Artı 2 alacak ekosu var mı? Muhtemelen şu an için yok. Gale sayısı da çok güzel. Artı 2'si eksik sadece. Gale bir de demo birikiyor arkada. Demoları sanki getirse bayağı avantajlı olacak. O sayısı bayağı birikmiş. Bunlar zaten önde tutma farşipleri. Balıkçılar hala çalışabiliyor evet, mu abi? Evet evet. Amaç o. Amaç, evet. Amaç denizi kazanmaktan ziyade. Evet. Nerd. Ya aslında bir anlamda da şu açıdan da başarılı yani. Biraz hani overreaction durumu var şeyde. O kadar yani demotion. Demo sayısı var, evet, çok yeter. Evet çok fazla yatırım var şu an şeyde. Donanmasında pek. Ben mesela yavaştan tarla açılmış arkaya. Önde ana karada veriler vesaire var. Onlar da toplanır. Çok güzel bir yere mining geliyor. Taşı M6'ına doğru.
görürken şeyi bakma şansım var. Mavi'nin görüş açısıyla. Bakalım Yani abi. ana evin yapısını oldukça görüyor her şeyini. Geliyor görüyor evet. Monk'u vardı ya, Monk'tan kaynaklı gördü. Öbür tarafta burada TC olduğunu sanırım daha keşfetmedi. Katlar nerede? Buraya bir dock gelecek şimdi. Bu dockla birlikte fişler daha güzel çalışacak. Ama şöyle bir durum var şimdi. Fişlerin konumu buradayken bu tarafa dock atınca çok idle time olacak bence. Bir defansif siege mecburen. Sıfır mı olacak diyorsun? Bakalım. Fişlerini kaybediyor. İsi kolay kolay düşmeyecek. Tarla sayıları önemli oluyor genelde bu nokta. Berisi kalmış hala. Bu bayağı önemli bir etken. Bu tarafında evet, berisi var. Redemption aldı. Monkları var. Mavi bence oldukça akıncı gidiyor şu ama. Mavi'nin durumu fena değil bana sorarsınız. Bu da rakibinin şimdi fişlerini de alacak. İlk de fişleri vermek bayağı bir problem. Viking'in unuttuğu bir upgrade var. Artı 2. Sanki Ramazan'la oruçlu oyunlar biraz etkilemiş gibi Atilla'yı. Redemption'ı fark etti. Siye girdiği için hemen Monk öldürüldü. Şimdi burada Mangal mikrosu önemli. Mangal mikrosunu alamadı, kazanamadı. Monk tekrar TC'ye doğru geliyor. Monk tekrar TC'ye ölecek. Monk evet. İki oyuncunun da fişi kalmadı abi. Şimdi tekrardan ekliyor Viking. Defansif bir manastır. Arkada odun toplayamıyor. Öne çıkartamayacak bu işlerini. Bu işler bayağı sıkıntıya girdi. Şeyi kaybetmenin, denizi kaybetmenin en büyük avantajı bu. Özellikle odunlar şeye yakınsa, denize yakınsa final maçı değil. Final maçı bu seriden sonra. Anakara'daki iç sayısı ama çok az şeyin hala. Bir 10 olmadı değil mi? Kırmızının. Kırmızının mı? 10 yoktur. 8. Mangan'ı aldı şimdi. Burayı nasıl defans edecek? Burayı defanslamak adına sanki şeye ihtiyacı var. Kaleye ihtiyacı var. Kale de arkaya doğru geliyor. Mantıklı bir kale. Mangan'ın mikrosunu çok iyi yaptı yalnız. Mavi de çok kötü yaptı ama. Hani tamam kırmızı şey yapıyor ama mavi de sıkıştırdı kendini falan. Açmadı o. Doğru doğru. Abi muhtemelen buradan çok darlanıyor şu an. Onun etkisi var. Mangona geldi. Bir de elevation farkı da var tabi. Aynen tam tepeden vuruyor. Bir taraf tepede değil. Uuu iki monk oldu yalnız. Ooo çeviriyor. Bir tane convert geldi. İkinci çevirecek gibi. İkinci convert gelecek mi? İkinci convert aa, gelmeden atak yapması düştü. Çevirecekti aslında. Aynen. Yalnız kale geliyor. Çevirden şimdi scoutlar çıkıyor. Kale bence atılacak bu arada. Hemen low HP olana gitti. Mantıklı. Delete'leri sonrasında da. Türkiye'nin en büyük turnuvası. Abim hoş geldin. Abiden Türkiye'nin en büyük turnuvası. 85.000 TL şu an. 100.000 TL hedefli ödül havuzu olacak bir turnuva. Hiç bu işe devam edemeyecek ve adanın yarısından itibaren kırmızı olduğunu da biliyor. Bu saniyeden sonra artık sanki impe denen bir oyun mu izleyeceğiz? Ne dersin? İtalya'nın da İmp'ten ziyade çağırdı. Bence İtalya şey deneyecek. Deneyecek mi bilmiyorum. Görmek lazım tabi de. Yani İtalya'nın çünkü buradan ekosu dönmüyor ya abi. Buraya çözüm olarak odunu fixlemesi lazım bence önce. İmpe gitmeden önce. Gerçi İmpe gidiyor öncelikli olarak. Market kullanıp basacak sanırım. Ama ne kadar doğru bir karar bilmiyorum. Atilla şu an bence gayet konforlu görüyordur kendini. İdir abim senden haber. Bastı vallahi impe. Çok güzel. Abi bastı İtalya'ya olduğu için hem ucuza basıyor hem de altında çok işçi çalışıyordu. Halle kolay bastı. Bence mantıklı olma yaptı yine. Hani o siege push'u sadece onun evden sonrasında ilerlemeyeceği için. Aynen ben de onu düşünüyordum imagine. Şey yapsan olur abi. Bir anda PC buraya kale atmak yerine işçi çıkartıp buraya atsa.
Daha çok güzel olur aslında, evet. O da öyle bir, şu an aslında onun öyle bir majör bir şey, kritik bir şey yapması gerektiğinin farkına varması lazım. Çünkü bakma, puan, Navi puanı bu, deniz puanı. Şeyin Deniz puanı farkında bir ama fiş gün. sayısı da bayağı iyi. Evet, fiş Mermiler sayısı da iyi, birebir. doğru diyorsun. Fiş sayısı iyi. Fiş sayısı iyi. Tek yapması gereken burada biraz daha adaya yayılmak. Tabii sonrasında şöyle bir durum var. İtalya sanki Viking'i biraz counterlayabilir ilk de. Counterlamaktan ziyade daha baskın olabilir. Buraya en iyi gömleği finale saklamışsın. Aynen öyle yaptım. Gömlekler Buna güzel devam oldu. etse daha vardı ya. Ben şahsen biraz ana top, yani adaya odaklandım ama dediğim gibi şimdi arkadaş deli gibi çalışıyor, kırmızının sayısında avantajlı, doğru. O da çağ bastı. Arada 2 dakikalık fark var. Şimdi o 2 dakika içinde muhtemelen bir tane kalesini kaybedecek. Gerçi defanslama içerisinde ramp push vesaire bir şeyden sonra onu bile yapabilir. Arbalest basacak. Öbür taraf Arbalest'e karşı ne basacak? Sanırım Condottiero'ya gitmeyi planlıyor. Artı 2'yi aldı şimdi. Trap kale savaşları izleyeceğiz. İki kaleden trap üretme avantajı olacak tabii, biraz 2 dakika gecikmeli ama o ne kadar tamir mamir. Şöyle bir durum var abi. Trap'i nereye açacağı önemli. Eğer Trap'i çok öne açarsa Mangonel'de bile alabilir. Ya Ya Trap'lerle... şu ağaç var ya, kaderini belirler mi oyunun? Bu aynen. Bu ağaç çok önemli. Çünkü Hill'den açmak isteyecek. Trap'in ilk çıktığı yerden hemen atak yapmak isteyecek. Hani süre olarak avantajlı olabilmek için. Trap'in çıktığı yer artı şu ağaç. Çok önemli. Keza İtalya'nın Nuna avantajı var, durduğu var. Şey, kimyayı alıp kopya dönme. Ya trap savaşı olacağını fark etmesi. Hemen kimyayı alması gibi bir durum da gerekir. Nuna yok olması lazım şey. Mesela arka karaya atamayacak. Arka kara da burada 23 işçi şimdi boşa düşecek. Aslında oyunun en belirleyici noktası şu gemiler. Bu 23 Evet. işçiye karşı ya tower'larla burayı tutması lazım. Ya da 23 işçi idle kalacak. Ya haliyle 66 işçi var. Ekosunun 3'te 1'inin idle kalması bayağı büyük dezavantaj olacak. Öbür tarafta da 80 işçi, her ne kadar başlangıçtaki şu Fatih Sultan Mehmet güzel yapacak olsa bile bana sorarsan devamı öyle gelmeyecek. Low elo'dan atış, elevation'dan atmaya başladı dediğin gibi. Aşağıdan attı. Bilgisayarda. Haliyle bu kale biraz daha geç düşecek. Şu İkinci trevi trevi de geçen savaş unutuyor. falan çok kritik. Arbalest sayısı, daha doğrusu crossbow sayısı şu an 7 artı 2'si var. Öbür tarafta çıplak gelen konutuyorlar. 80 can olsa da Rosar 7-7 vuracak. İkinci trap açıldı dediğimiz senaryo oldu. İlk kale düşecek muhtemelen. Sonrasında kırmızı bir şekilde pushlayabilecek. Çünkü şu eko bayağı etkiliyor bu push. Taraftan buradan da odun toplattırmadı rakibine. Hatta birazdan buralardan bile gelebilir. Skirmish upgrade'i aldı. Sanki ekstra bir gereksiz upgrade olmuş. E1'de mili çok defansif takılıyor. Ben şahsen hani kimya bir daha fokuslanır mıydım acaba? Çünkü kalem var koruyan, hani bilemiyorum. 2-3 topçu çok kritik olabilirdi. Aynen öyle ama ona yapacak ekosu da sanki. Evet, ekonomisi kötü gerçekten. Sıkıntı. Bunun belirleyici noktası şurası oldu ya. Evet, dediğim gibi Lübetler mi orası yoksa her şey avantajlı. olabilir Hamza Enes. Bu kale düşecek mi? Bu kale belki düşecek. Ama sonrasında hani Arbalestlere şu an için bir cevap yok İtalya tarafından. Dediğim gibi ya bombard lazım ya skirm vesaire lazım. Skirmlere çok upgrade lazım. O yüzden bombard sanki en mantıklı olabilir. Böyle düştü. Acer geliyor. Hala kimya yok. Atakadan. Relik 2'ye 2, yani orada da hiç üstünlük kaptırmadı. Relik 3'e 2'ydi, çok uzun bir, yani 3'e 2 olabilir. Burayı alırsa Condottiero'lar şimdi raid'e geliyor. Güzel wall'lar. Buradan muazzam wall'lar. Şuraya da aynısı lazım. Baya güzel oyun bu arada Atilla'dan. Şurası oyunun şartını değiştirebilecek olaylar. Bir üniversite geldi. Arson almamışsın. Kimya geliyor. Evet. Yani Arson almadı. Arson alacak. Bir Arson alacak ekosu yok gibi.
Condottiero'ların canının çok yüksek olması, defansın 4 olması biraz etkili olacak. Şeyin eksiği ise sadece kimya upgrade'i. Kimyayı aldıktan sonra sanki arbalet sayısı da güzel bir sayıya ulaştı. Condottiero'lar çok büyük bir... Ne derler? Şey olmayacak sanki. Mitchell şu an yani. Şey... Ne derler? Tampon... Şut tutmak için. Oraya house yapmazdım ben olsam. Tarla yapmak zorunda kalacaksın orada. Tek güvenli yerine house yapıyorum. Şuraya değil mi? Evet. Evet. Bu da şimdi işler yavaş yavaş düşmeye devam ediyor. Hep düşecek, trap düşecek. Trap düşerse Atilla'nın da düşecek bir askeri kalmıyor. Trap çok önemli. Hep evet, düştü. Da kalede yok. Mecburen RAM'e ihtiyacı var. Abi niye öyle bir... Boşuna var mı? Cizim mi var? Bütün orduyu veriyor, bütün orduyu veriyor. Trap almak için 10 tane yakın Arbor'a sardı. Harbiden öyle yaptı. Ki veremedi de. Erpo hoş geldiniz. Kale yapıyla artı bir atak alabilir, evet. Ama onun için sanki kalesi eksik. Burada ondan önce sanki kimyayı alsa daha da etkili olur. İtalya kuşluyor gibi abi. İtalya alabilir mi bu oyunu? Vallahi o kale çok güzel iş yapıyor. Çok kritik kale, bir yerde. Şu şeyin böyle harika bir hani yerde. Hani iki map'in tam ortasının, evet. Map'in iki parçasının tam ortasının tam tepesinde. Evet, elevation'da da avantajlı. Çok güzel koruyor. Topçu gelse yine koruyacak orayı. Bir şeyde yani topçu yok, Viking'de topçu da yok. Aynen. Şu an nasıl pushlayacak? Viking'in sanki bombard gemi basması lazım. Bana sorarsan. Ama şu an yine kırmızının avantajına, çünkü orada kalmış bir oyun söz konusu o bölgede. Hı hı. Kırmızının ekonomisi ve işçi sayısı hareket edebiliyor hala oradan oraya oradan oraya. Evet, arkaya doğru konu. Kaçabiliyor. Ama mavi şey kendi doğdu adada sıkıştı bir anlamda, 23 işçi. Ve şimdi TC'yi de etti çünkü sürekli bütün TC'lerden işçi bas tuşunu kullanıyorsa sürekli işçi basması sıkıntı. Monk'la tek tek convertlemeye çalışıyor burada gemileri. Gemilerde bir yerden sonra artık 9 renç, muhtara artı 3 renç gelmezse sıkıntı. Nityaro sayısına bakıyorum, 12 arbalet sayısı 17. Arbaletlerin hala kimyası eksik. Kimyayı aldıktan sonra sanki o da şeye doğru ilerleyebilir. Bombard gemi. Trap'lerin bu tarafa dönmesi lazım. Berserk basıyor. Trap'ler açıldığında trap'lerin arkasında sadece Nityaro'lar olacak. Berserkler belki. Da jetleri öldürebilir. Light cave upgrade'i alıyor kırmızı. Viking'de çok görmeyeceğimiz upgrade'den. Sanırım bu artı bir atak veren upgrade'i aldı Viking'de. Archer'lara evet, artı bir atak. Evet. 6 artı 5 arbalest göreceğiz. Daha kimya yok abi. Kimyayı yiyorsak onu da göreceğiz. Ha, kimya da mı yok? Hmm. Aynen. Kimyayı alsa bombard gemi bastı. Israrlıca mı konuda buradan her şeyi yıkabilir ya. Rakibinin zaten adasını darladı. 3 tane 4 tane bombard gemi her şeyi etkileyebilir. Şimdi trapler geliyor, bombardlar geliyor. King'de bombard gemisi var. Var var. Sayısı neredeyse yarı yarıya yani. Kırmızı çok büyük bir avantajı var. Şey, ekonomik bir şey. Burada bir daha çok idol var. 10 tane idol evet, burada bekliyor. Abi de yani hiç şey toplamıyor arkada şimdi. Sürekli bir şeyler deniyor yapmayı ama. Kırmızı burayı bıraktı bile ama abi. Bırakamıyor. Burada fight'a odaklanalım. Bombardlar artı konditörlerle orada arbalestler almaya çalışıyor. Arbalestler artık 6 artı 4. Kalesi düşecek. Kale düştükten sonra light cave'lerle raid atmaya başlayacak. Mantıklı mı abi sence raid? Yani çok dar bir alanda açıkçası. İllaki sıkıştırdı da. Yani light cave'e ben girmezdim şahsen. Ben de sanki Echo'yu şu an boş harcıyor gibi düşünüyorum. Konditörler bayağı dövecek light gelir kolay kolay. Oyunun en kötü kötü stable'larından biri Viking'de. Hani hı hı. Upgrade açısından. Ne görüyorsun abi? Güzel kuşla zaten yıkıp geçecek birazdan da hani iş biraz şey oldu. Bir kale buraya geldi. Bu kale yapıldığı anda ok atacağı için kaleyi görecek. 3 trevi de var. Gerçi kale tabi tepede biraz zor düşer ama. Kolay bir şekilde alınacak. Sanki kaleye atmasına gerek bile yoktu. Hatta böyle durumlarda ben şey olarak söylüyorum, teori olarak söylüyorum.
Sanki buraya kale atmak yerine şu işçileri stonewall'lasa daha mantıklı değil mi? Konditli oralar öldüremez. Altını ekonomik olarak şey etkisini mi kullansın diyorsun yani orayı? Yok, altın burada kalsın. Şey yapsın, işçilerini wall'lamak, hani öldürtmemek adına şey yapsın, stonewall atsın, tutsun. Veya ne bileyim, daha genişten stonewall atsın, burada kendine ufak bir base açsın. Sonuçta trapler de bu kaleyi alırır. Evet. Burada şimdi Captram'lar geldi. Bombardlardan çok güzel şutlar. Bombardlardan muazzam şutlar. Arbalet sayısı 12'ye kadar düştü. Bir de mesela şu light cave falan burada böyle bir şey yapacağına beni serin yani, bütün mobilite sana ait. Sırf psikolojik etkisi için bile ben şu minik adaya giderdim, kesinlikle giderdim şu an. Buraya mı? Aha. Ya tabi oduna ihtiyacı olduğu noktada gitmesi gereken ada burası. Gerçi şu 3-5 an... 3-5 tane ne bileyim arbalest ile çıksam o adaya, bomboş bir ada. Yani bir de psikolojik bir etkisi de olur yani hani. Hiçbir yerisi tutamıyorsun, hissi verir. Bakalım. 23 işi vardı burada, şu an kala kala 10 kalmış. 23 tane şeyde çalışan vardı abi. Evet. Yani Echo Kill'de 66 ya, 66'nın muhtemelen bir 40 tanesi falan o adadan gitti. Ha öyle mi? Sadece Miner mıydı 23? Aynen aynen. Artı 2 defansın oluyor, hala kimyası yok. Bir de sanki bunların lanzaran bayağı şey oynuyor. Kötü oynuyor. Dediğim gibi burada şimdi bütün işçilerini kaybedecek, bir de üstüne kale ekosu kaybetti. En azından stonewall atsa yine işçilerini kaybederdin ama 650 taş cebinde kalırdı. Başka bir yerden pushlamak için trap basmaya harcardım Marco'yu. Kesinlikle. Bir de şimdi mesela şeyde Yabetolar olduğu için remlememde girmesi mümkün değil. Kesinlikle trap lazım. Trap için kale lazım. Ama hiçbir şekilde safe kale yapmadı. Hep böyle kaybedecek kaleler yaptı. Arkaya mesela bir safe kale yapıp trap için, sadece trap için 3 trap bassan şu şeyi kıracaksın yani. Öyle öyle, bu ilk şurayı pushlayabilse rakibinde evet. Çok konditör var, orası doğru ama arbalestlere bir kimyası eksik. Bir kimyayı alsa, bir de şu kaleyi yıksa Atilla oyunu alacak. Bir de Viking'de Kanon Galyon var, onu da unutuyor. Bunu alsa bayağı etkili olacak. Şunu açıp geliyorum abi, sendeyiz. Orucu açıyorum, geliyorum dedi değil mi? Kırını atıyorum ha, okey okey. Kırının şeyini açtım ya, ayarını açtım. Aha okey okey, tamam. Outpost atan yok mu? Bu ya, maç için yok. Ne attım sonra? Balık mı? Abi dışarıdan yemek almıştım, onu attım ya. Pişirme kısmı mı, ısıtma kısmı mı? Isıtma ısıtma. Tamam okey, afiyet olsun şimdi. Eyvallah abi. Allah eyvallah eyvallah. Şimdi bombardlar yalnız bayağı... inanılmaz arbeles kaybı. Bunu da böyle giderse maçı satabilir ha. Ben söyleyeyim. Yani yapması gereken 2-3 ufak hamle var, onların farkında değil. Bunlara dikkat etmesi lazım. Übettir Metehan muhtemelen. Tahminimiz o yönde. Yani ram yapmak, geliyor. Hiç ram yapmak. Adamda kondisyonu varken. Kondisyonu var, bombardlar var. Yani sijamlar daha buraya ulaşamadan bile ölecek. Atilla elindeki oyunu satıyor gibi arkadaşlar. Vallahi çok. Alması gereken şey oyunu yani. Satacak gibi, yapması gereken 3-5 küçük hamle var. Onları hala yapmıyor. İtalya hala 58 işçi. Beylikleri kaybetti. King'de tam link yok. Upgrade yok. Beylikler de düştü. Biz onu unuttuysa hocadır. Kimyayı unuttuysa hoca mıdır? Olabilir. Market fiyatlarına bakmak istiyorum. Market muhtemelen et çok pahalı, evet. Et bayağı pahalı, bayağı da bir eti var. Aygılı çıtı var şeyin, kırmızının. Bir şey küçük adada. Burada mı? Yavaş yavaş taşıyor onları. Aa taşıyormuş evet. Da yakın adaya çıkartıyor, yakın tarafa. Burada çok odun yok çıkarttığı yerde. Bu konditörler aslında buraları raid'e gitse İtalya esas o şekilde alabilir oyunu. O kaleleri şey atması yüzünden şu an acı çekiyor işte, evet. Aynen yani öyle. Yani iki tane gereksiz kale attığı için trap basamadı. Skirm'e geçmiyor ama değil mi mavi? Zaten ekranı çok geçiyor. Skirm'e geçmiyor. Öbür tarafta da arbalet sayısı 1-2'ye tekrardan bir stable hamlesi.
Ne basacak acaba? Knight'a mı dönecek? Bu da... Aa, çok yanlış olur. İkide atlı. Ben şöyle bir şey diyeyim. İtalya bu şekilde oyunu kazanırsa... Atilla... Tarihe geçer. Tarihe geçer. Atilla'ya da büyük depresiflik olur bu arada. 140 kişiyle çıkarsa kesin rusher muhtemelen çıkmaz çünkü tek tisi var. Yani 40 kişi basana kadar vakit geçer. Ya map'te balık kalmadı bak bu tarafta. Aynen öyle. Çok efektif aslında şey. Viking olarak çok efektif kullanıyor yani ama. Abi kimyayı alsa oyunun gidişatı hiç böyle olmayacaktı. Evet, bombardları işte. Aradan alacak bu arada. Kale geliyor, ekosunu tutmak adına bombardlardan biri düştü. Bu arada bombardları çok beleşe verdi. Evet. Bunları verirken şimdi bu tarafta aslında TC altına girdi. Şimdi sadece onu biraz geç fark etti. Rusher mı spoiler mı geldi? Yok, bizde spoilerlık bir durum yok çünkü ben de bilmiyorum. Söylediğim hiçbir şey spoiler olarak düşünmeyin, ben kendi tahminlerimi söylüyorum. Evet arkadaşlar, bir bildiğimiz yok. Market fiyatlarına bakar mısın? Market fiyatları et hala çok pahalı. Burada bir pres oldu. Artık gemileri çekmiş. Aslında o gemileri şurada altınların hani konumlarını biliyor. Şuraya çekse, şuraya çekse, buraya çekse, gemiler birer ikişer beklese bayağı avantajlı olur. Ya sen mavi olsan abi ne eklersin? Hiç senin artık adam olmuyor. Şu an ne yapardın mesela? Abi tis eklerdim. Tis mi eklerdim? Sen ne diyorsun? O açıkçası ben mavi olsam ki bence Fatih de öyle düşündüm. Bu kadar süreceğini düşünmediği için hani presi yapayım da şeyi tutayım istedi. Valla şu an gereksiz olmuş vaziyette hani beklemezdim ben. Abi. Şahsen ama şu açıdan yani 7 tane oduncu işte az önce hatta 9 tane futcu varken gold'u nispeten toplayabiliyor. Biraz monk eklerdim. Yani direkt çok etkili olacağından değil ama hiçbir şey basmamaktansa bir de şey konditiyarları falan hillemek açısından şey koyuyor. Monk sayısı 3 abi. Bence 3 monk yeterli yani. Rakipte de hiç monkluk bir asker yok. Arbalest var. Yok doğru diyorsun ama. Light cap var. Sanki hiç monka girmez mi? Dünyayı almayı mı unuttu? Almayı unuttu evet. Alsat yapılabilir. Bence şu an yapması gereken şey şuralara hani bu denizden ulaşılamayan noktalara TC'ler. Çünkü deniz onun elinde değil. Denizden eğer oyunu kaybederse, yani oyunu kaybedecekse bir noktada denizden kaybeder. Doğru. Abi 10 dakika önce ama Fatih bence hiç beklemiyordu şu an böyle olacağını oyun. Yani kaybedeceğini düşünüyordu büyük ihtimal ama şu an uzadı. Uzadı bir de şey konusunda da ben ısrarcıyım. Burada bu orduyu almaya çalışmayıp şuralara raid atsa. Yani şuraya bir gelse konditörlerle 50 işçi var. Hani en azından bir 30 tanesini alabilir. Hayretten 5 şerik olmuş. Şerikleri de çalmış oradan. Oo harika. Bunlar çok alakasız yerde fightlıyor. Şimdi monkları alacak sanırım. O kale ne kadar iş yaptı ya belki. Harbiden oyunun MVP'si bu kale. Fatih Sultan Mehmet kazanırsa bu kaleden kaynaklı kazanacak. Monk düştü, ikinci monk düştü, üçüncü monk düşecek mi? Düşemedi. Şeye ihtiyacı var ya, hala bombard gemi, kanon galyon, boyunun şartını değiştirecek tek unit. Tabii, adına. Evet. Bir rakibini denize sokmuyorsun bir şekilde ya da rakibin kendi girmiyor çünkü girmek istese belki girer, odun hariç tabii. Yani şuralardan gelecek gemiler. 13 range var. Bu arada bütün gemiler. Abi Batkin Arrow yeni alıyor. Yani o bizim meşhur kalemizin fletching'i var şu dakikaya kadar yani. Onu bile yeni almış olabilir abi biliyor musun? Ben aldığı dakikayı görmedim fletching'i. Sadece şey biliyorum. İmpe geçtiğinde yoktu ona dikkat etmiştim. Ha kimyası yok kalemin. Arbalest falan girdi ne bileyim yani demek ki daha iyi olsa. Kimya geliyor yakınızdan. Onun da. Ona kimya geldi. Fletching de yeni almış. Yeni almış. Oo çok fena. Light cave sayısı 9. 9 light cave'de ne yapacak şimdi? 9 light cave. Şanslar yok. Konditler olarak karşı iyi mi? İyi değil sanki. Çünkü şey bile yok. Bloodlines yok. Hızlı koşması yok Viking'de.
Daha şu an armor upgrade'leri falan çok kötü. Yani light carry zaten kötü. Ve eksikleri de var. Odun fiyatı da çok kötü. Odun da satılabilir. Yani 96 eşitsi var, 70'e odunla çalışıyor. Atilla TC'siz oynuyormuş abi. Main'dekine girmiş herhalde. Tasa kanın geliyor. Topçu gemisi çıktığı zaman şimdi. Kimya geldikten sonra şimdi bak nasıl gidiyor canlar. Bak bak yüzer yüzer gitmeye başladı canları. Tabi arbalet sesi de doğru orantılı. Şeye baksana. Bombardlar ne kadar düştü. Ne kadar kolay düştü kimyadan sonra. Evet kimya oyunun çok da geç olsa geldi. Gidişatını değiştirebilecek upgrade diyorduk. Kaleye doğru çekti. Kimya ne işe yarıyor? Artı bir atak veriyor okçulara. Fakat Viking'deki etkisi çok çok daha fazla. Çünkü olay bir defansif breakpoint'i aşmak olduğu için adamın defansını ne kadar açtıysan o kadar pure vuruş gibi oluyor, net vuruş gibi oluyor. 6 artı 5 aynen vuruyor. Öyle. Arberest. 6 artı 5. Çok büyük bir vuruş. Yani çok rakibin şey. 4 defansı var. 7-7 vuruyor. 30 tane var. 210-210 vuruyor. Yani eğer tek tek sıkmıyorsa 3 tanesini tek vuruşta öldürebiliyor. Ya da bombarda tek atabiliyor. Şimdi bir diğer nokta da topçu gemisi geliyor abi. Topçu gemisi evet. Basmasını sağlıyor King'in. Yarıklarda bombard cannon verebiliyor mesela. Bombard cannon basabilmek adına kimyaya ihtiyacı var. Bütün şu an ordusunu kaybetti. Konditör olarak kaybetti. Gemisini görünce belki GG verir gibi ne geliyor. Vurmaya başlayan yok değil mi? Daha abi. Efendim abi? Topçu gemisi daha görmedim abi. Yani enemiden. Şu an sanırım görmedi. Bakalım nerede? Yok vuruyormuş. Ama fark etmemiş olabilir. Çok arkada. Diyeceğimler sonunda iş yapabildi. Oyunun başında basılan trapler yeni düşecek. Trapler hiçbir şey yaramadı. Bence kuşlayabilmek adına yaradı. Fight'ta yaradı. Şu an yaradı evet. Bir öncekinde yaramamıştı ama şu an yaradı. Need shield yaptı yani işte. Topçu gemisi bu arada delete'lendi. Çünkü orada bir tane monk gelmiş. Oyunun en pahalı unitlerinden biri topçu gemisi. Bombardlar topçu gemileri. Evet bombardlar da düşüyor. Trap sayısı 3. Ordu sayısı 11. O meşhur kale. Meşhur kale şu an düştü. Light Gear'lar artık iş yapabilir. Konditiyorlar düşüyor. Son 9 konditiyoru, 8 konditiyoru. Altını kalmadı İtalya'nın. İtalya yavaş yavaş oyunu kaybedecek gibi gözüküyor. Topa kim? Kimya oyunun tıkanı olmuş oluyor. Kimyadan öncesi ve sonrası. Aynen öyle. Kimya oyunun gidişatını değiştiren upgrade oldu. GG geldi. GG geldi. Durum 1-1. Atilla ben buradayım dedi. Durum 1-1 oldu arkadaşlar. Draft ekranına geçelim. Tabii çok daha önce bitebilirdi bu oyun. Bitmeliydi daha doğrusu ama trebusuzluk yüzünden bitemedi. Aynen öyle. Draft ekranına geçtik mi? Geçtik. Bir bakacağım. Buradayım be. Davut da yazmış bana. Başlık fiziğin değil kimyanın önemi. Eskiden şöyle bir durum vardı. Arkadaşlar hatırlarsınız belki. Handgunner'ın kendi upgrade'i vardı. Kimya yaptıktan sonra açılıyordu. Direkt öyle ki şu anda hani kimya yapar yapmaz handgunner yapabiliyorsunuz. Hı hı. Eskiden o free'ydi. Türk'te o da free'ydi. Hani Türk'te kimya free ya. Handgunner'ın da free olması şey bir avantaj sağlıyordu. Evet zaman avantajı sağlıyordu. Böyle ama onu kaldırdılar. Bir anlamda Türkiye bir küçük ufak nerf yapmış oldular. Eskiden böyle bir avantajımız vardı. Onu ben hiç duymadım ya. Handgunner upgrade'i vardı abi. Hatta log şey görseli bile aklımda şu an yani. Çok da güzel bir görseli vardı. Ben hiç haberim yok. Bir dakika doğru oyunu mu açtım ben? Evet, Conquer'sa geçince değişti. Bu dediğim
Konkurs'tan da önce. Age of 2'de yani. Azlıklar da efsane. Evet, özel seçimlikler. Üçüncü oyunumuza başladık. Dışarıdan bir ufak hızlandıracağım. Atilla Tanrı'nın kırbacı. Hızlandırmayalım. Direkt Scout Fight başladı. Mavi çok avantajlı. Ve bayağı avantajlı. 4 can öne geçti. Şimdi bir hit daha vuracak sanırım. Kırmızı hile almak istiyor. Hile aldırtmadı mavi. Tanet vurdu. 36'ya 38 can. Rank yapa yapa kaçtı. İki tane güçlü knight atlı kavalyer ırkı. Bana sorarsan abi Macar bu map'in her ne kadar şey olsa da en güçlü pick'i olsa da rankinde ondan yana kalır şey yok. Yanı yok. Şahsen ben Macar'ı şeyde çok güçlü buluyorum abi. KT savaşında. Yani iki tarafta kavalyerken Macar büyük bir avantaj sağlıyor. Nedeni de Spearman'in artı bir bedavadan gelmesi. Spearman fight'ını Spearman alıyor. Ve her zaman böyle bir Spearman fazlasıyla Macar işin içinden çıkıyor. Büyük bir avantaj sağlıyor. Bilmiyorum ne kadar şimdi Spearman round olacak. Ama olursa böyle bir avantajı oluyor. Ne dersin? Şey konusunda haklısın. O konuda haklısın ama Frank'in de şöyle bir avantajı var. Bloodlines alana kadar. Bloodlines de pahalı bir upgrade. Evet. Alınana kadar Frank'in şey avantajı var. Can avantajı var. Bir de öbür taraftan o da artı bir alabilir. Artı bir Bloodlines'a oranla evet. Daha ucuz bir upgrade. Frank'te de öyle bir nokta var. Evet. Şey Blacksmith'e bağlı oluyor tabii ama atlı yerinden direkt artı 20 bir avantajı. Benim denemeye çalışıyor bu arada Fatsut Aman'a. Benim yapacak mı? Kar girmişken TC altına. Neden bir de? Yaptı ama. Yaptı, bir tane coin çaldı ama Scout'undan 15 can kaybetti. Atilla da onun TC'ye doğru gidiyordu. Enteresan. Misafir kim yayındaki? Ünlem Co-caster. Co-caster artık. Merhaba Co-caster. Çapak abi. Beradler. Baran. Yayın başında da var. Orada abi finalde sanırım bir maçı Davut'la sunacağım. İlk maçı. Sonrasında sen müsait olursan senle devam edebiliriz. Tamam tabii ki. Davut Paşa'mızı bir görelim ya. Davut abim gelsin aynen. Neler diyecek bakalım. İngilizce sunacağız arkadaşlar finalin ilk birkaç maçını. Haberiniz olsun. İlk bir maçı diyelim şimdilik. Davut duruma göre maçlar güzel geçerse daha fazla kalabilirim tarzı bir şey dedi. Bugün yazmıştı demin yayından önce. Her vaktim olur bilmiyorum dedi. Sürekli bir TC'ye girme çabası Atilla'dan. Sürekli bir hit yiyor. 8 cana düştü. 5 can. O esnada bu kadar rakibinin sana biraz demet çağırdı. İşlerde lum yoktu. Şimdi lumlar geliyor. Fisherman yani botta, fish botta. Gemi olan Fisher'da. Shorefish ile şu Deepfish'in verimi farklı. Shorefish daha düşük, Deepfish daha fazla. Fakat Villager'da, dün baktım da merak ettim açıkçası. Öyle bir fark yok. Yani şu biliyorsun Deepfish şu an büyük bir balık. Ama Shorefish ile aynı verimdeymiş. Oldukça yüksek bir verim tabii ki. O konuda emin misin abi? Aha. Yani işçide Deepfish diye bir olay yok abi. Ha pardon. Yanlış anladım. Aha. Evet. İşçide şey, işçide eşit. Yani bütün balık aynı evet. İşçide topluyorsan... Aynen. Ama Fisher'da farklılık vardı. Dedim acaba bu map'le özel merak ettim. Dedim yani çok mu hızlı acaba? Değil mi? Tamam. Map'le de sunmak yok mu? Map müsait değil. Bir de Hidden Cup'tan çok yorulmuş. Daha fazla Hidden Cup sunmak istemiyorum diye. Bir şimdi biz şeyin eventin havasına girebildik community olarak. Dışarıdan birinin o havaya girememesi bir tık isimleri vesaire bilmeden zor. Düşünsene sallıyorum finalde şimdi Teos'ta şey var, İdris var diyelim.
Ama biz onların daha farklı oyuncular olduğunu düşünürüz diyelim. Oyun ya abi. Cosmo vs. Rusher demiştik biz final tahminine. Oynuyor oyunda bakıyor. Orada Hilden hit vurdu. Oynuyor oyunda bakıyor. Allah Allah diyor. Pardon, Kasva vs. Rusher diye düşünmüştüm. Bakıyor Kasva diye düşünüyor. Kasva beklediği gibi bir oyuncu çıkmıyor falan filan. Şey de olabilir. Sıkıntı da yaratabilir ona. Vallahi tek de açılmaz, tek tek açman gerekiyor yani. Ben Davut'un kabul etmesine bile şaşırdım, öyle söyleyeyim. Abi şeyle başladı. En sempatik adam herhalde. Spearman ile mi başladı? Spearman artı Doc'la başladı. Dün... Bence çok mantıklı abi. Tersini yapmıştı şey. Atilla dün ters şekilde oynamıştı. Frank gibi oynamıştı. Hani stable artı şey gibi oynamıştı. Rakibi onu, finale çıkan isim Alparslan onu Doc'la kazanınca o da onu denemiş sanırım. Ya bir de Macar Spearman'i ciddi çok başka bir şey bence. 2 artı 1 vurmuş. Büyük bir avantajla başlıyor. Spearman fight'ı bir türlü bitmeyen bir fight. 2 vuruyor. Yani ikisini birini öldürene kadar. Yani sen orada atlayıp pozisyon alamıyorsun, kaçıyorsun falan. Ya ama işte Macar Spearman'in işin rengini değiştiriyor. Orada ne kadar çok gitti abi, farkında mısın? Davut evet. Para istemedi değil mi? Yok, Davut bedavaya yapıyor sağ olsun. Kral adammış ya. Şimdi Showmatch'te de oynamıştı. Orada zaten biraz kazandı. 50 dolar civarı toplam 2 Showmatch'te. Archrange geldi. Bu map'te hiç Archrange görmemiştik. Tamamen dünkü şeyin taktiğini denemiş. Alparslan'ın taktiğini denemiş. Davut bizim Discord botunu çok beğenmişti abi bu arada, hani konudan bağımsız, hani oyundan bağımsız. Ben de ona Discord botunu, hani ben de alabilir miyim falan tarzı yazmıştı. Ben de demiştim hani istediğin bir şeyler varsa yardımcı olayım, ekleyeyim. Sana da yapalım sen hani. Sen falan mı yazdın? Botu ben yazdım abi, evet. Aa, tebrikler. Eyvallah abi. Ona da şey demiştim, istediğin şeyleri söyle, ekstradan ekleyeyim. Sonra senin Discord'a özel yapmış olayım falan. O da çok güzel olur falan demişti. Sanırım onun üstüne hani hatıra binaen şey yaptı, gelmek istedi. Yazsınlar canım, zaten ne güzel şeyler. Yani çok hoş, gelmesi de hoş. Bir de o şu an şey Sırbistan'da yaşıyor değil mi? Belgrad'da. Evet, Sırbistan'da. Ya yaşı ilerledi ama hala yayıncılarla devam ediyor. Gidiyor yani. Ediyor aynen öyle. Çok hit verdi bu arada ya Fat Sultan Mehmet. 1 lira. Evet abi, 28-28. Killette, Eko Killette. Macar'ın bir işçi kaybı var. Domuza kaybetmiş abi sanırım. Ha, domuza kaybetmiş. Kaçırdık. Evet, 0-0, doğru. Ama domuza kaybetmiş. Atilla 0-0. Ayşenur'un kodunu da siz mi yazdınız? Yok, Ayşenur gerçek ya, %100. Yerli milli Ayşenur. Bu işler. Grevde. Evet, aynen. Yukarıda da var Aydın. Normalde şey, bende Idol Villager olduğunda, hani en azından oyun Idol olduğunu algıladığında böyle gösteriyor. Muhtemelen bunları Idol işçi olarak görmüyor şeyde. Oyun içinde. Şu an fark etti. 3 işçi ileri doğru gidiyor. Sanırım bir tower vesaire mi atacak? Yok lan Murat'ta. Lumber'ları arkaya atmış. Bana sorarsanız yanlış. Hata. Davut saat 10'da mı gelecek? Aynen. Final başladığında gelecek ilk maçta. Mavi gerçekten scout kontrolü açısından da çok hit aldı yani, çok gerdi bir şey. Çok scout da basmadı yalnız Frank, çok hızlı bir basmadı, evet. Çağı geçip bulmamaya mı gidecek acaba, ne yapacak? Çağ ekonomisi iyi mavinin. Yalnız arşılar girmiş. Çok kötü. Arşılarda flashing yok, flashing olsa bayağı demeç verebilirdi. Bir işçi sanırım, iki işçi düştü toplamda. Üçüncü düşecek mi? Ama orada 8 tarla artı Beride çalışan bayağı bir işçiyi darladı. Evet, Idol bıraktırdı ve işçi aldı yine nispetle. Oldukça başarılı. Ama haberdar değil de şu an fark edecek. Hala flashing ihtiyacı var. Tower geliyor. Bu tower nereye kesiyor acaba? Biraz fazla girdi, evet. Darçıları kaybedecek şu an. Frank Scout'u canları fazla. İşler
kovalıyor. Spear'ler var ama hocam. Ya da atam en azından damage veremeyecek. Spear'leri kaybetmesi iyiydi. Bir hit daha vuracak mı? Bir hit daha gelir mi? Gelmedi. Tower geldi. Reaching de yok, evet tower. Ama ne görüyor olması lazım Ranger'in. Şey diye düşünüyordur. Buradan toplamaya devam edemezsin diye düşünüyor sanırım. Doğru bir düşünce mi? Bence yanlış bir düşünce. Çılar bir daha geldi. Tam patrol oluyor. Aslında çağı kovalarken neden öyle bir karar verdi şey mavi? Stone'unu sattı ama o zaman şey bence almamalıydı yani eğer. 75 foot yani. Şöyle bir sıkıntı var abi. Mavi geçse bile yani mavi de erken geçebilir. Kırmızı ne zaman geçecek? Kırmızının tarla sayısına dikkat ettin mi? Evet, 7 tarla. Ya full pedal focus oynayacaksan da fletching'in niye yok abi yani? Hem evet. Kulen etkisiz hem archer'ların etkisiz. Kule daha geliyor. Archer'lar diğer tarlaya doğru gidiyor. Rank bastı çağa. Bence Attila oruçtan kaynaklı çok doğru oynayamamış. İki turdaki olmadığının oyunda farkında değil belki de evet. Deminki oyunda kimyayı fark etmedi. Bu oyunda fletching'in farkında değil. Blacksmith'i var mı? Blacksmith'i sanırım yok. Ondan kaynaklı şey yapmamış. Ha, evet. Aldığını düşünüyor bile olabilir hani. Yani yorumumu tekrarlayacağım. Attila şeyde çok iyi oynuyordu. İlk iki turda çok iyi oynuyordu. Bence Ramazan'dan etkilenen bir oyuncu abi. Evet abi Ramazan etkisi vardır. Şey vardır keza hani 3. 4. belki bir eleme şeyi kadar etkili olmayabilir ihtimal. Diyeceğim ama sonuçta ödül ödüldür. Ödül ödül. Yani arada %4'lük aşağı yukarı 4000 liralık bir fark var. Fat Sultan Mehmet ne yapacak? Esas soru o şimdi. Bu olaylardan 4 kişi kaybetti yani bu hengamede. 4 kişi kaybetti. Çağ geliyor. Idol ekonomisi var. Tarlalar bomboş. Oruç tuttuğunu nereden biliyoruz? Ramazan ayı teoride bulunuyoruz. Dediğim gibi oruç tuttuğunu düşündüğüm bir oyuncu dedim. Tavır daha geliyor. Tavır da hiçbir şey kesmiyor. Abi çok enteresan gerçekten. Lütfen al şu flashing'i de bari. Yani şuraya atsa o tavırı, şu boşluğa atsa. Evet. Etkisi geliyor. Yok hala herhalde. Blacksmith yok. Tavır atıyor, defansif ihtiyacı var mı? Sanki yok. Çünkü rakipte eko bırakmadı aslında. Farkında olması lazım. Rakibin ekosu burada. Marketle bir şeyler yapacak. Abi olan en fazla ne basabilir? Knight basar. Knight'ı da neyle tutarsın? Pikeman'la tutarsın. Sanki bu tavır şeyde etkili olmayacak. Biraz gereksiz bir tavır gibi geldi bana. Kesinlikle. Yani. Bir de gerçekten food ekonomisi çok kötü durumda şeyin. İki Knight. Bloodlines geliyor. Monk da güzel olabilirdi yerine yani. Kırmızı için. Monk'a ihtiyacı var da daha çağı geçmeden Afiyet defans yapıyor ya. Yani şu tavır yerine şu an yaptığı gibi. Daha fazla şey bassa, spear bassa zaten yeterli bir defanstı. A2'nin ikinci TC yeri soru işareti değil mi? İkinci TC yeri. Bunu diyor abi. Fena Tevil. Değil. Olduğu durumda. Sanki fena değil. Hayır yapma. Attila'dan büyük hata. Yokçu bir şey kaybetti orada. Orada Scorp'la defans yapacak şimdi. Scorp'la defans bu orada için çok ideal. Evet çok ideal. Buraya ise Spirar'la kovalıyor. Sonunda bir Blacksmith geliyor kırmızıdan ama Archer kalmadı bu sefer. Ya Archer basıyor. Yani Kev Archer okey bir tercih de. Rakipten skor görüyorsun. Macar'da Kessler işte Macar'ın bir avantajı da yok aslında Kavalier Archer'da. İnsanlar çok şey yapıyor ama yani direkt bir avantajı yok. Avantajları İmperial'de başlıyor. Macar'ın. Bayı çok hızlı fark etti Fatus'un. Evet gerçekten. Farkına vardı. Orada Archer'lar şimdi ölecek. Dediğim gibi kevarçıların kesile işte upgrade vesaire almadığı için bir avantaj yok. Knight'larda avantaj var. Neden Knight yerine
Kevarçır gidiyor. Ben de hep sorguluyorum onu. Aslında kevarçırı ağırlıkla basabilirsin. Baktığın zaman. Tabii ki tabii ki. Ama hani bir ırsal avantaj. Macar deyince kavaler archer. Archer'ın evet bir avantajı var. Ama Kessler işte değil. Ama olmaz değil tabii ki duruma göre, şeye göre. Neden olmasın? Kim bonusu var. %25 hızlı çıkıyor. Doğru. Doğru doğru. Üretim hızı. Aynen. Onun... 3 DC'ye çıktı. Fatih Sultan Mehmet durumu biraz dengeli hale getirdi. Çünkü rakibinde Kevarçır var. Kevarçır en iğneli defans yapsın. Scorp'la. Scorp'un var mı? Var. O zaman gayet güzel durumdasın. Tarla sayısı kaç? 14. Asker sayısı 2 Knight. İşçi sayısında 13 işçi. Bayağı önde. İşçi önde. Evet bayağı önde. Yani. Idle TC'ler 3.20'ye 1.50. Evet. Yani şu tower'lar o kadar saçma yerlere atıldı ki bak bir de eve vuruyor abi, işçilere bile vurmuyor şu an. Şu an tower'da. Upgrade'ler geldi güzel range'i. Ama şeye odaklı. Eve tıklatmış. Yanlış atak varmış o zaman. Aynen. TC geliyor. Güzel TC mi? Fena değil. Ama odun ve şey de altında. Ama burada sanki mining'i varken şuraya atsa bu da tekrardan ileride çalışabilir. Aa, şey olabilir. Benim tercihim. Doğrudur yanlışlar yanlıştan ziyade. Safe bir oduncu yeri yapayım dedi. Keza biraz da karşı evet. Rakibin odunu da görüyor. Altı da var avantaj da var. Taşı da kontrol altına alıyor. Evet. Ve aslında bayağı büyük bir odunu kontrol altına alıyor. Evet. Gayet güzel bir kale. Taşta da çalışmaya devam ediyor. Gerçi bitmek üzere o taş. Kavalyer Archer'lar şu ana kadar çok etkili olmamalı sanırım. Biraz da tabi balistik olmaması gibi durumların da etkisi. Scorp düştü. Knight da düştü. Sanki o Knight o Scorp'tan daha önemliydi bu arada. Archer sayısı 9 abi. 9 kev Archer tabii ki iş yapabilir. Ama iş yapabilecek konum var mı? Bu TC mesela boğduğunu koruyor. Burada yine tarlalar korunuyor. Arkaya sarkıp belki buralarda iş yapabilir. Onun dışında çok iş yapabileceği bir konum bana sorarsan yok. Evet, tarla ekonomisini bir durduralım. Evet, şu an. İzninizle şöyle yapıp bir yemeğimi alıp geliyorum. Sana biraz bırakacağım şey sunumu. Ben kontrol edeceğim mouse'la. Uygun mudur? Tabii tabii abi. Benim için uygun abi. Okey bir 10 dakika falan öyle yaparız abi. Geliyorum zaten ama. Daha afiyet olsun. Şey öyle bir bıraktım hemen zoomlayacağım. Hatta aynen böyle durabiliriz. Bütün olay burada dönüyor. Neredeyse %50'ye yakın bir çift farkı oluşuyor. Mavi bir şekilde kendi pozisyonunu koruyor. Skorpiyonları kaybettim. Kaybettiği skorpiyonlar dışında yine hala aşağı tarafı safe'de yani güvenli. Şey konusunda Fatih Sultan Mehmet işçilerini koruma konusunda oldukça şey iyi hızlı reaksiyon gösteriyor. Ama açıkçası böyle de bir oyuna dönmüş vaziyette yani. İşçisini abi kaybetmediği sesin sürece... mikrofonu biraz yaklaştırabilir misin? Yani işçi reaksiyonlarını oldukça iyi veriyor. O reaksiyonları verdiği sürece de bu avantajla işçi avantajıyla nereden baksanız %40'a yakın işçi farkı var yani 25'e yakın. Bu çok büyük bir avantaj. Onu koruduğu sürece de oyun onda olacak. Reaksiyonları güzel. Her yerde güzel. Yalnız bir ordu reaksiyonu en önemli şuradan şey bilgi vereceğim. Şu an hiçbir şey üretmiyor. Skorpion daha üretmiyor. O kale yok. Kaç işçi kaybedecek? Odamı aşağıdan bakıyorum. 11-12. Şu anda orada 4 iş oldu, 5 iş oldu sanırım. Kalenin konumu hakkında ne düşünüyorsun abi peki? Kale şu an sadece bir tane woodline'ı ve bir geçiş koruyor. Ben açıkçası tarla ekonomisini şu kuzey yani kendi base'inin yukarısı tarafını korumadığı için şurayı çok açık. Evet orası çok açık. Hı hı. Woodline'a çok odaklandı bilmiyorum. Aşağıdaki woodline yeterince güzel aslında bilmiyorum. Ben beğenmedim yani bu kalesini. Base'ine doğru
kuzey tarafı daha çok tercih edilmiş. Ben şöyle düşünüyorum abi. Bence önde olduğunun farkında ona odaklı hani oyunu uzatmaya çalışıyor. Rakibin ordusu var. Ordu kontrolünü en azından alamayacağını şu an için biliyor. Yani aslında bassa alır da. Bu bilgide çok az oynadım ben. Öyle şey oynamadım açıkçası. Ben o dönemlerde daha çok şey bir ekibim vardı. Kafelerde çok takıldık biz. Hatta Ankara'da bir komünite vardı işte. Sürekli oynuyorduk Rans yıllarında. Ben yaşlıyım arkadaşlar. 40 yaşındayım. Geldin mi abi? Tamam. Karşı bir counter kale geliyor. Ama böyle woodline'a da taciz etmiyor. Kendi woodline'ını yani arka olduğunca yeri atsa orayı koruyacak sadece. Çok beğenmedim açıkçası. Bir tık önde olabilir en azından. Bir iki tık en azından onun oduncularını da vursaydı bari. Öyle bir kale. Ama safe odun kalmadığı için artık dedi ki ben de bir safe bölge yakalayayım. Yukarısı vardı bir de yukarı köşe. Şurası ama daha iyi olmaz mıydı sence de? Evet abi çok daha iyi olurdu. Ana bir geçişi de önlemiş olurdu. Ya da ne bileyim şuralar. Aslında orada yine yani taciz anlamında orada kuleleri var abi. Yukarısı olabilirdi ama şu kale güzel bence de. İki tile önde olsa harika olacaktı. Yani yaptığı kale kötü değil ama iki tile ooo muhteşem bir tarlaya ulaşmış gerçekten. 16 tarlaya 35 tarla her ne kadar 32'ye 33 35 gözükse de onun kaynağı şu bericiler. Light cave basmaya başladı o tarlaya güvenerek. 3 tane stable lan. Kavalyeri Archer'a karşı her zaman iyi light cave. Her zaman pis armoru güzel bir ünit olduğu için, hızlı olduğu için. Bir de böyle güzel ekonomik farkın oluşunu o da çok farkında. O yüzden yani raidlere de başladı ufaktan. Şey çok etkiliyordu ya light cave'lerde. O hızı... Hız sayesinde cave Archer'a yakalayabiliyorsunuz. Evet. Normalde canı daha düşük. Bir de Pierce Armor'u 4 fena değil. Nightline aslında da. 4'e ulaştığı noktada hızla birlikte çok etkili oluyor. Bu Force, welcome my friend. Next game, not next game but next series, I will cast, co-cast with Davut. So it will be English but for now it is Turkish. Abi o kulenin içerisinde uzun zamandır flag, üstünde flag var. İçinde işçi mi var? Yok. Bir tane archer vardı abi kulenin yanında. Onu koydu. Ankaralıyım evet. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da. Oo bu arada Atilla abi çağa basmış. Atilla abi mi? Atilla virgül abi çağa basmış. Yoksa yaşını mı ele verdin Atilla'nın? Yok abi Atilla, abi Atilla ya da Atilla abi işte. Ben tanısam oo gerçekten bir araya geldi. Şey yapayım ama yani kozmonot dışında herkes benden büyük bu arada zaten hani abi dediğim insanlar. Kozmonotumuz genç evet. O kill death yani ki killerin çoğunu şeyde şu kale yapım sırasında falan kaybetti şey Fatih. Genel olarak yani zarar veremedi. Kessel'e hiç çok verimli geçirdi. Bildiğin yani boom'la bastırdı yani hani. Çok skor kalıyor. Sadece boomlayarak evet. Evet sadece boomlayarak. Etkili bir şey olmadı kırmızıdan. Bundan sonrası artık biraz tabii acımasız olacak çünkü ekonomik fark var. Şu impin etkisiyle belki hani snowball etkisiyle belki bir şey yapar mı? Treble mirabu bakalım. Cemal'ım hoş geldin. Abi internet kafe buluşması istemişler Ankara'da. İnternet kafe kaldı mı? Neler var bilmiyorum ki. Seneler olmuş. Ben senden geldim. Ne güzel. Süper. Bana da sallıyor ya. Aha. Ya şey çeşitli bir yaş aralığından oluşuyor Age of Comedies gerçekten. Çünkü bir şekilde bulaşan seviyor. O yüzden her şeyden kuşaktan çektiği player'ı var. Yeni kuşaklardan çok az abi ya. Az mı diyorsun? Yeni kuşak yani 20 yaşın altında kaç kişi var chat'te arkadaşlar? Gerçekten 20'nin altında olan bu arada. 70 yaşıya 106 yaş abi bu arada. Oyun yavaş yavaş cici olacak gibi gözüküyor. Evet.
Dışlar da çok kötü çalışıyor. Yok, ben 26 özellikle soruyorum ya. 21 de genç, yoksa 25 de genç. Sorumu tekrarlayacağım zaten. Arka arkaya birkaç soru şeklinde soracağım. İlk olarak 20'nin altını sordum. Eslam vazıklı. Chat'te niye yoklar abi peki? Bu genç insanlar. Varcher sayısı 26. Full upgrade. Lan. Steve var. Kimyası yine yok. Görkem 20'den 19. Alıyor bu arada ya. Görkem abi. 35 civarında. Ercan da 58 yaşında. Doğru, vazıklının gelmesi yasak, doğru doğru. Ama finalde yasak aslında, bu turda yasak değildi. Kale gitti, Monk da virüs sanıyor ama yani gerçekten... Kale gidiyor, Ramler geldi. Ramler orada... Trap'i aldı. İkinci trap'i alacak. İkinci trap alındıktan sonra sanki... Ramler kaleyi de alacak abi, ne diyorsun? Orada kavalyeri açlarını aktifleştirmedi. Kontrolü kötü, arkadakileri de çekemedi. Arada orman var. Ulan, her yerde yani... bir kaos. Kaos var. Yemek yiyelim dedik. Sakin geçen ayı kaosa döndü. Evet, devarşılar rakibin şu an base'inde. Tarla ekosunu yavaştan darlıyor. Öbür tarafta TC altında çok işçi kaybedilmiş. Burada ne durumda? Burada TC altında kişiler yaşıyor. Arkada ne var? Arkada hiç eko yok. Bütün ekosu oduncularından oluşuyor şu an. Maviden de şöyle hala vurucu bir ünite gelmedi yani. Light cave'i ve üzerine upgrade'leriyle ilgileniyor şu an. Yani... Light cave'de raid'le mi kazanmaya çalışacak acaba? Ne diyorsun abi? Yanlış olur abi yani. Ali yani, abi varmış bu arada 20 yani. Yaşın altında. Ali abi, turnuvaya destek yok mu ya? O kadar genç adamsın, lazım olur deyip. Efendim abi? Ya şey, şöyle güzel bir vurucu üniteyle imple beraber şey yapması lazım ama ya sonuçta Frank'ta şey de yok, kusar upgrade'i de yok. Sadece light cave'le bilmiyorum ne kadar doğru bu tavır. Sanki Kavalya daha iyi olurdu. Kavalye bir de et olarak evet. Daha ucuz bir asker ya, altında şişmişken evet. Sanki kavalye hamlesi daha mantıklıydı. Canı da daha yüksek. Pierce Armor'u da daha yüksek. Sanırım 3 oluyor kavalyede, emin olmamakla birlikte. 2 artı 4 yani işte yaparsa 4. 3 artı 4 oluyor abi galiba kavalye, yanlış mı biliyorum? Paladin'de değil mi öyle? Yaman şey yapalım. İnsanın uçları oldu. Olsun Ali abim, canın sağ olsun ya. Bunlar 2 board bow upgrade geliyor. Artı bir range kazanacak. Acı ben bağış yapardım da kasım falan kazanır küsüm, param ona gitmesin. Paranın %100'ü kazana gitmiyor. Ayrıca turnuva Türk turnuvası abi, destek olun ki yabancı camiada birazdan Davutlar gelecek. 100 bin topladık falan diyelim, bakın bir havamız olsun. Belki şey bilmiyordurlar ya, currency'yi oradan yaparız. Aynen işte, 80 demek var abi, 100 demek var. Şimdi 6 haneliğe ulaşırsak çok iyi değil mi? Tabii tabii. O zaman oyunumun reklamını yap. Sponsor olmak istiyorsan şeye yazalım. Wikipedia sayfasına yazalım. RT oyun üretiyor. Aynen. Ama bitince kimin kim olduğunu söylenecek mi, merak ediyoruz. Sonsuz renkleri kalacak. Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz bu arada. Turnuvayı kazanan o isimle nüfus müdürlüğüne gidip adını Fatih Sultan yapma hakkına. Daha kavalyer arşı miktarı olmuş ve hala light cave basması. Kavalyer upgrade'in yeni geçiyor, bence geç kaldı. Adamın ne kötü ya neredeyse ama bu işte şey etkisiyle, bu yoğunluk snowball etkisiyle yani. Abi 62 varsın var. Şimdi şu trapleri yaşatırsa 62 varçılı işçisi olması bile oyunu kazanır şu an. Çünkü varçılı öldürecek bir ordusu yok. Tasfaya giderse üzülürüm denmiş de yani oyunculara şey yapmaya gerek yok ya. Yani herkesin karakteri farklı olabilir. Önemli olan turnuvanın şeyi. Yani bir kişi size hitap etmeyebilir. Evi öyle değil mi onlar abi? Lazım. Bunlar evi değil abi. Evi almak için bayağı bir şeyi var.
yolu var daha. Partiyan taktik de yok. Kavgaya gerek yok. Kavgalık bir durum da yok. Ya desteklebilirsiniz oyuncuları, desteklemeyebilirsiniz. Ben bunda bir şey görmüyorum. Bizim de sonuçta desteklediğimiz insanlar var. Yerel olarak da, global olarak da. Desteklemediğimiz adam kazanınca şey yapmıyoruz. Hayır, çıkartmıyoruz. Orada 2'de artı 4'müş bir sarmış. Ne abi? Bir sarmoru 2 artı 4'müş kavalyenin. Evet. Paladin'de bir 3 oluyor. Orada full piece armor'la girdi değil mi? Evet. Full blacksmith yok abi. Bayağı eritti abi. Kavalyelere, kevarşılları şey yapmadığı için, mitrolamadığı için kaleye alana kadar. Evet. Tüm orduyu eritti. Çok da kritik bir kale değildi yani. Ama Trevu basmakta zor olurdu. Bundan sonrasını tutması çok zor tabii. O miktarı bir daha ulaşamaz 59 işi. 64 işi olmuş kez ama. Şimdi başladı. Tam mikrolamaya başladı. Sanki bu mikroyu daha önce yapması lazımdı. Evet. Pinar evet. Tarafından evet, kavalye raidleri var. Ya da bu arada kişiler Trev'i öldürmek için gitmiş. Bayağıdır idol bekliyor. Trev'lerini kendi kaybedecek çünkü orada kavalye de var, işçiler de var. Bundan sonrası artık yani yeniden orduyu yenilemek çok zor. İki sayısında geride kaldığınız zaman ordunuzun değeri çok daha fazla oluyor tabi. Kaybetmememiz gerekiyor. Evet, Red için GG gibi duruyor. Twitch'e de Türkçe İngilizce konuşmaya başlayarak karışık. Davut'un geldiğinde olacak olan İngilizce yayına hazırlık yapıyor. Ben bir ufaktan hızlandırma taraftarıyım. Evet. Ki bir önceki oyun mesela gereksiz uzun sürdü açıkçası. Evet evet. Çünkü 22 dedik Davut'a. Bir maç daha olursa bayağı uzayabilir. Sponsorluk ne kadar? Şimdi bu turnuvada o işe çok girişmedik. Çünkü elimizden ne gelecek belli değildi. Kendimizi de görmek adına da. Daha sonraki turnuvalarda sponsorluk belgeli sağa sola başvurmalı bir event düşünüyoruz. Artizan yazmış. Gerçi şeyi sormak adına sormuş herhalde. Fede'ye kaça yazarsın gibisinden sormuş herhalde. Ha, yüzü tamamlamaya yaklaştırırsan bizi yazarız yüzü şey adına. Twitch community artı işte senin oyunun adını yazarız. Yani müşteri hareketler biraz hani böyle diğer maçlar için player'i yormak gibi oluyor. Atilla evet 40 kişiye kadar düştü, öbür tarafta 96 kişi. Puan farkında Atilla önde yalnız abi. O da şey düşünüyor olabilir. Ben bu oyunu kazanıyorum gibi düşünüyor olabilir. Doğru evet, belki de içinde de avantajını falan sanıyor olabilir. Ya ama gerçekten birazdan daha da oturmuş. Kevarçı sayısı 18, öbür tarafta da bir şekilde şey gelmiyor. O tarafta gold dengesini çok kurmadığı için kavallere tam geçiş yapamadı. 34 ordusu var, işçi sayısı da bayağı az. Yavaştan. Şu an bir kadar şeye koydu, pisteye koydu. Burada bir TC atılamamış burada. Hızlandırdığımız için bazı şeyleri kaçırıyoruz da. TC atılamamış, aşağıdan trap'le bir push var. Yukarıdan kavalyeler. TC altında işçi öldürüyor. 35 işçiye kadar düştü. Evet, çok izninizle ben bunu daha da hızlandırıyorum çünkü bu oyun bir dönülmez bir kara doğru gidiyor. Kevarçı sayısı güzel. Bazı maçlarda player'lar yapıyor. Turnuvalarda ben ya sen de fark ben de çok yapıyorum ya. Yapıyor musun? Aha. Yormayı yani değil mi? Yok ben oyundan çıkmamayı çok yapıyorum da bu durumda çoktan çıkardım. Hani imp'te 20 işçiye kadar düşmüşüm. Ordu sayım 10. Her türlü çıkardım. Şeyler yani Mr. Yon'un falan HCCM'in de keza ünvanlarından biridir yani böyle sınırma kadar. Artizan bana ne kadar destekte bulunmak istediğini şeyden yazarsan
Discord'dan yazarsan sana bir şey yaparım. Bir havuzuna samimiyetine güvenerek ekleriz. Evet, draft ekranına geçelim. Ben bir su alıp geliyorum abi. Tamamdır abi. Arkada bir Davut'la olan konuşmaya cevap vermem lazım. Benden haber bekliyor. Bir de Şafak abi gelene kadar ben de şu yemeğimi bitireyim. Sonrasında devam. Abi geldin galiba. Ha, geldim ben, evet. Bir iki dakika izni rica edeceğim. Seni chatle muhabbete bırakayım. Sorular tamamdır. Varsa cevap versin abi. Tamamdır. Evet abi, bu üçüncü maçın öncesinde durum. Ya ben açıkçası en başlangıçta hani bu şeyde çok böyle Spearman Scout fight'ı gibi döner diye düşündüm ama yine farklı bir şekilde gitti. Özellikle Frank zaten Scout sayısını çarptırmadı, çok enteresan. Ondan sonrası zaten boom oyununa döndü. Hani onu kırmak, etkili bir şekilde ekonomisini zarar vermek, işte kule atarak ne bileyim biraz daha taciz atakları yaparak yapılabilirdi ama kuleleri falan etkisi oldu. Gördüğünüz, hatırlıyorsunuz. Macar'ın kritik hataları işte o kulelerin abi özellikle etkisiz olması. Ve hani bir şekilde o açıkta olan tarlalarda falan hani tarla bölgesini iyi tuttu ama diğer bölgelerdeki baskısını iyi kuramadı. Açıkçası Fatih Sultan Mehmet de şeyi iyi yaptı. Hani baktı ki bu etkili ataklar gelmiyor. İşçilerini böyle güzel koordine ettiği an hani içeri çıkar, geri ekonomiye döndür. Ve de 3-4 tane Scorp'la da Early Castle'la da iyi tuttu. Ondan sonra zaten artık gitmişti oyun. Böyle bir anlamda boom'a kalkmış adam ama bir şekilde tacizde bulunmanız lazım. Hani böyle RAM'dir bilmem nedir şey push'tan öte, benim şahsi fikrim bu tabii ki. Ekonomisini çalışmaz hale getirmek lazım. Özellikle böyle açık birbirleriyle koordinatsiz bölgelerde, odun bölgelerinde falan bir şekilde etkili olmak gerekiyordu. Olmadı ama. Bir ara oluyor gibi oldu. Mesela Galley'e basması falan o oduncuları
bir şekilde sarkması iyiydi. En büyük hatası tabii ki yani şimdi ben de anlattıkça hatırlıyorum. En major hatası ama Fletching'ti. Hani Feodal Push'un güzel, reaksiyonun güzel. Adamın ne yaptığını anladın. Bir şey yapman gerektiğinin farkındasın ama Fletching'in yok. Hani hem Kuleyç'de etkisizlik nedeni bu oluyor hem Archer'da. Hem birkaç kaleyi vardı hatırlarsanız onlarda da etkisi olması neden onu. Şimdi Ahmet de bana şeyden atmış WhatsApp'tan. Bu eskiden arkadaşlar hani lafı geçtiği için anlatıyorum yeniden. Türk'ün şeyi yoktu. Bu şimdi Türk'ün açıklamalarında şu an hala bile yazar. Kimya ve işte barut upgrade'leri bedavadır tarzında bir ifadedir. Şu anki ifade sadece kimyayı ve aslında topçu gemisini barındırıyor. Çünkü kimyadan sonra çoğu şey açılıyor, otomatik açılıyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden headcanon'ın ve kanın, bildiğin topçunun da upgrade'i vardı. O sayede şey oluyordu yani. Büyük bir avantajınız oluyordu. Arenada mesela düşünebiliyor musunuz? İmperyal oluyorsunuz. Headcanon'ın topçun var. Milletin bunu yapabilmesi için o upgrade'leri de alması lazım. Hem zaman kaybı hem ekonomik kaybıydı. Bir anlamda o bir nerf'tür yani şeye. Siz söyleyin. Türkiye yapılmış bir nerf'tür. Hiçbir zaman da bu konuda adam etmediler yani. Her rıkın üzerinden bir şekilde geçtiler. Türkiye sadece işte Kavalyeri Arçı artı 20 can hani işte şey konusu geldi. İşte son dönemde işte Light Cave grubuna Pierce Armor geldi. Bence yani tamam güçlü ve şey bir karizmatik bir rık. Yani trash'i olmamasına rağmen çok etkili bir rık. Ona rağmen bir şeyler yapılsa iyi olur sanki. Ne dersiniz? Evet abi chat'e de bakayım. Hepsini oynadım. Sadece aranacıları sayamam. İyi miyim ben? Yeni çevrenin range'ini de 8'den 7'ye düşürdüler. Evet doğru. Aynen öyle. Yani bu arada şurada gözüken upgrade. Topçu upgrade. Evet evet. Bu handgun'ı değil abi. Topçu ha. Zaten siege'miş gördüm. Bir de bunun ya yani bir de böyle bir boru düşün. Tamam mı? Şey tüfeğin namlusu gibi yani. Hı-hı. El topu. Birkaç tane de bilye vardı. O da handgun'ın upgrade'in sembolüydü. Davut ayında şu an. Olsun olsun. Yemek bitti abi. Şimdi yeni oyuna geçebiliriz. Herkes hazırsa 4. oyuna geçiyoruz. Yine Fisher toplayarak balık işiyle açılan bir mi? Evet, eski şeyciler toplanmış, hubiciler toplanmış chatte. Gördüm, herkese selamlar. O balıkların bir tanesinde kaç foot var abi? 125'lik aldılar. 25 mi? Oldukça güzel. Ki bunlarda çürüme yok. Şimdi mesela çürüme olmadığı için coin, yani mesela coin 100 foot ama efektif hı-hı şekilde en sonunda toplasan bile 95 toplarsan. Hep böyle 6 içiyle toplasan bile. Ki 6 ile başlamıyoruz malum. 3 ile başlıyoruz falan. Değiştirdim. Balığın çürümemesi gibi bir güzelliği var. Ya balık bayağı bir bekleyebilir. Doğru. Yani tam olarak 225 foot alacaksın balıktan. Değil mi? Yani hiçbir kayıp olmuyorsun. Aynen işte. Aynen öyle. Bu kaybolmayacak. Dördüncü maç. Maç biterse Davut'a yazdım, bir maç daha sunuyorum. Biterse biraz uzayacak diye. 22 ile 23 arasında Türkiye saatiyle. Pardon, 22.15 ile 23 arasında bir ara. Müsaitiz, ben yazacağım sana. O da ben oyun oynamaya devam ediyorum dedi. Hızlandıralım ki hem final oyuncularını bekletmeyelim. Finalde canlı yayın olacak malum. Bu map de tam böyle son dönemlerde turnuvalarda çok geçen bir map. Hı-hı. Pro map. Neden? Çünkü çok böyle alanı olan map aslında girersen. Hem açık bir map abi. Göl, hem açık map. Bir sürü yani bir sürü şey birden oynatmaya gerekiyor. O yüzden izleme etli yüksek olan maplerden. Yok demo ship patlayabilir. Yok efendim scout desen tarla ana ev bölgesi. Hani ana ev koruyamıyor tarlacısını. İlla foot için belli bir noktaya açılman lazım. Değirmene gitmen lazım. Hep böyle oyuncuları tetikleyen bir map. Evet, izlemesi de keyifli bir map bence. Evet. Oynaması da keyifli bana göre. Oynaması bence şey kötü. Benim için şey abi, her yerde bir olay olabilir bunu. Ben seviyorum öyle oyunları ya. Abi yapabilince seviyor insan tabii. Yani yapabilmeyi denemek de abi bana şey geliyor.
Bu arada Persa olduğu için çok hızlı geçti. Bizans'ın da fire'ları şimdi hızlı vuracak. 125 hızlı fast fire. Dok daha geliyor. Pers'e karşı sence ikinci dok atılmalı mı Bizans'a? Pers gerçekten denizi her zaman bastırabilen bir... Ben de olsam böyle önerdim ama yani... Biraz şeyle ilgili. Hani işçi, demo sheet falan bir sürü etkisi var. Hı hı. Atıla da bilirdi ama yani şimdi ne geçiyor aklımdan bilmiyorum. Militer olarak ne yaptı abi? Baraka yaptı değil mi? O da atmadı. Abi çok enteresan. Yok Atilla hiç performansını oynamamış. İlk iki turda... Ben dedim ki ikinci doku görmeyince dedim karasal bir şey yapacak daha baraka atmamış. Evet şu an hiçbir hamlesi yok. Demo bastı iki tane. Fix zaten hep öyle oynuyordu. Demo bile demoyu bile patlatamadı. Demo bile şeyi öldüremedi fark ettin mi abi? Evet enteresan demek ki daha evveliyatında fire ship patlatmış yani. Aynen fire patlattı. Crash çarparak patlamamış. Aynen. Bir barak geldi rakibinin denize oynamayacağını anlayınca. Kırmızı çok kötü başladı gerçekten. Bir x'i alalım artık. İkinci doku atıyor da ikinci doku şu noktada atmak çok büyük hata. Zaten denizin hani birinci dokunu kaybediyorsun rakibin. Ekstra fiş ekliyor mu eklemeyecek çünkü biliyor ki sen karadan oynayacaksın. O zaman ikinci doku atman sana büyük dezavantaj. Kesinlikle zaten kaybettin avantajı. Bari karada bastır. Derekte de Şeyko harcamış oldu. Çok ileri bir dakı derekte de yalnız. Öyle aynen. %90'larda falan diye yani. Oo evet çok acı oldu o da. Bu oyun düşündüğümüzden kısa mı sürecek acaba? Bu oyun sanki bayağı bir kısa sürecek gibi çünkü Archer basmaya başlandı. Öbür tarafta Archer yok. Fire ekliyor gereksiz bir şekilde. Fire'ı ne yapacak? 1 HP olarak mı düşündü o fişleri? Ahmet ediyor. Oo. Büyük hatalar bu arada. Rakibi tekrar bir tane daha fire ekledi. Ben olsam demo eklerdim bu arada şeyin yerinde olsam. Evet kesinlikle. İşleri de patlatabilirsin. Fire sayısı fazla olunca onları da patlatabilirsin. Senin zaten kontrolün var bir şekilde. Archer de abi yani her yerde kaybetti şu an. Archer'lar geldi. Reaching var. Öbür tarafta da Archer'ın içine atıldı. Bir Archer bir şey basıyor, skorm basıyor. Blacksmith yok. Map'ini wall'lamak istedi. Güzel bir wall. Kötü bir wall değil. Ama şimdi Barry gidecek. Barry gittikten sonra Etekos'u 3 tarla. İşçi sayısında bile 5 işçi 4 işçi farkı oluştu yani daha şimdiden. Aynen öyle o işçi sayısı farkı bir de direkt artacak çünkü Pers DC'si ve öbür tarafın hani Etekos'u her ne kadar şu an dönse de bir noktada dönemeyecek. Pers CC'si, Pers takı bunlar work rate'leri yüksek. Daha hızlı üretiyorlar içiyi. Balıkçı. O kadar upgrade'ini aldı. 4 tarla var. Davut'a ben birazdan bir daha yazayım ya. Evet bu kısa sürecek. Bu oyunda eğer böyle giderse ki bence dakika 20 civarında bir çek gibi gözüküyor bu baskının altında. Amade. Market okanım var. Market tarlaları açtı. Hani bana diyorsunuz sandım ya. Tarla sayısı 10. Market geliyor. Sayısı 35'e 38. 3'te piş var. Aa, az daha geçecek de oradan. Hala geçebilir yani. Hala geçebilir. Lan kapatacak ama. O şeyin açılması, evin açılması bayağı uzun sürüyor ya. Mavi dikkatli oynuyor ama. House'a atak verip girebilir şu an aslında. O da onu fark etti. Her biraz azaltıyor. Buradan girse... Uuu. 18'de GG geldi. Bayağı erken bitti ya. Evet. Çok yani yaptığı strateji çok kötüydü. O yüzden çok erken bitti. GG. Fatih Sultan Mehmet 3. oldu. Aa süper. Tebrik ederiz kendisi.
Atilla da dördüncü oldu. Atilla'nın son iki maçtaki performansları çok kötüydü ama iki turda çok muazzam oyunlar sergiledi.